Videoya hoş geldin. Bu sefer videoda rollerin yapması gereken şeyleri anlatacağım. Yani hangi rol hangi amaçla oynanıyor bunu bilmeniz gerekiyor. Bu eğiminizin iyi olmasından veya oyunu çok iyi oynamanızdan herkes vurmanızdan daha önemli ve daha çok küme atlatacak bir şey. Çok emin olun bundan. Clickbait olsun veya işte izleyip like atın diye falan demiyorum. Gerçekten bir rolü yanlış oynuyorsan emin ne kadar iyi olursa olsun takımına kaybettirme şansın yüksek. O yüzden oynadığın rolün kısmını en azından izleyip öğrenirsen emin ol. Çok ciddi söylüyorum. Çok daha iyi oynamaya başlarsın eğer bunları yapmıyorsan. O kadar. Video videoya geçebiliriz. Videoyu ben. Evet, <laughs> teşekkür ederim. Gözcü, yani Sentinel. Takım olan değil ama. İngilizcesi öyle. Oradan çalmışlar. Piçler. İlk verebileceğim öneri gözcü oynarken. Bunu zaten çok oynayanlar yapıyordur ama her tur aynı kurulumu yapmayın. Mesela bu kurulum. İlkinde işe yarayabilir. Bu zaten bok gibi bir şey. Bunu kim yer bilmiyorum ama bunu kırdılar. Buradan geçiyorlar. Buna takıldı. Çok güzel. Vurdun. Burada da kamera var. Buradan da işaretledin. Bıt. Hop. Pipiye gitti. Süper. Ağzına sıçtın ortalığın. Sonraki round sen yine bunu buraya atarsan. Kamerayı da yine buraya atarsan. Bunlar buradan geçmeyecek bu sefer. Böyle geçecekler. Anladın mı? Bunu zaten artık herkesin tahmin ediyor olması gerek. O yüzden farklı kurulmalar. Bilmiyorum. Bunu falan yani mesela. Oynamıyorum Cypher ama Bilmiyorum. Bunu yapabilirsin. Anladın mı? Burada bunu gösteren. Kısacası aynı setup'ı kurmayın. Sürekli değiştirmeye çalışın. Bunun için de video bakmanız gerekiyor biraz. Benim kanalımda yok. Bay bay. Diğer bir tavsiyede dolaylı yoldan... FPS'e bak lan! Diğer bir tavsiyede dolaylı yoldan evet. Yine aynı şeyden geliyor. Hep A'ya kuruluyorsanız hep A'ya kurulmayın. Git buradan B'ye kurul. Ama bunu... Böyle belirli bir şekilde değiştirme. Nereye? Ben bu cipher nasıl biçer ya? Al manyak tuzak. Yuh. Bunu belirli bir şekilde yapmayın ama. Bir oraya bir oraya değil de böyle adamların nereye gideceğini tahmin ettikten sonra gidin. Al. Buraya bir tane at böyle. Buraya da bir tane kamera atarsın. Ne bileyim. Buraya da bunu at. Sallıyorum şu an. Büyük ihtimal bok gibi. Yoruma gel bir tane cypher prosu bana diyecek ki. Rezalet bir adamsın. Al. Sana bunu like görüyorum. Zıplarsa yakalanıyor. Hadi bakalım anladınız site değiştir. Bu tarz tuzağa olan Killjoy, Cypher gibi karakterlere oynamak için biraz yüksek elo'larda, gold ve üst elo'larda diyeyim biraz video izlemeniz gerekiyor. Birkaç farklı yer bilmeniz gerekiyor. Çünkü rastgele şuraya attığın trevi sonra da böyle bunları atarsan. Killjoy'da hadi bir tık belki işe yarar sonuçta bunu yaptığında alanı engelliyor ama Cypher gibi karakterde yaramaz o yüzden internette Killjoy ne bileyim Ascent B setup yazıyorsun geliyor al buraya bir şey atılıyordu galiba böyle video yapmıştım yara aynen atıldı şu anda farklı şeyler yapmak için bir şeyler öğrenmen gerekiyor kısacası bu video izlemen gerekiyor biraz eğer gözcü oynamak istiyorsan yüksek el Sonraki söyleyeceğim şey çok kısa. İki gözcü aynı sayta tutmamalı. Bunu önceki videodan bunu önceki videoda <laughs> bunu önceki videomda da söylemiştim. Ama sen burayı Sage kapatırsan sonra bir de buraya Killjoy koyarsan bilmem ne buraya kimse gelmeyecek. Hepsi B'ye gidecek ve orada hiç gözcü olmadığı için girecekler. O yüzden aynı sayta iki gözcü tutmaz bu kadar. Beşinci ve son tavsiyem gözcü alakalı. Atak sırasında atak yaparken takımla oynamanız gerekiyor. Atakta takımla gidiyorsanız bir gözcüyle tamamen boşa zaman harcıyorsunuz ve takımınızı hiç desteklemiyorsunuz demek oluyor. Çünkü hiçbir yeteneğiniz yok takımın işine yarayacak. Lörke gidip böyle dönen birini vurmak veya arkadan gitmek daha mantıklı. En azından bir işe yarıyor. Çünkü CS karakteri gibisin yani silahın dışında hiçbir şeyin yok. Mesela bu klipte. Hadi Sage biraz heal olduğu için belki takımına gidebilir ama bu tarz lörkler çok önemli. Ve sayda gitsem hiçbir şey yapmayacaktım. Şu yerde. Adamın amına koyarım. <laughs> bir Ana. düşman kaldı. Oh. Lurk Sage. <laughs> Mesela seç dışında olabilir belki. Sage'in doğru falan da önemli. Neyse anladınız. Lurk'e gidin. Öncüler. Öncü oynuyorsan yani özellikle de Sova ve Sky oynuyorsan biraz da. Ya hepsinde geçerli aslında. Takımla beraber oynaman gerekiyor mutlaka. En son Lörke gitmesi gereken karakter öncü çünkü bana sadece info verme yeteneklerin için veya sayıda sokma yeteneklerin için ihtiyaçları var. Eğer sayıda sokabilen tek rol Lörke gidiyorsa kimlere sokacak? Mecbursun takımına gitmeye. O yüzden lütfen Sky ve sova alıp Lörke gitmeyin lütfen. Oyunu satıyor oluyorsunuz tamamen. Haberiniz olsun. Bunu demişken bir diğeri de Yine aynı mantık takımın sana ihtiyacı olduğu için önden gidip ölmek de çok büyük bir sıkıntı. Sova'yla sen en önden gidiyorsan, duel ucunun da önünden yürüyorsan ve ilk fightlara sen giriyorsan yine oyunu satıyor oluyorsun. Çünkü yine senin okuna veya işte Fate'sen, E'ne, Breach'sen flashlarına, stun'ına bilmem ne bunlara ihtiyaçları var. O yüzden Takımınla gitmek zorundasın ve en önden gitmemen gerekiyor mutlaka. Arkada bekleyip biraz daha destek rolüyle oynaman gerekiyor senin. Karakter böyle. Bir diğeri yine bağlantılı yeteneklerini kullanmadan ölmemen gerekiyor. Öleceksen de yani en azından E'ni kullan bedava. Dronunu, köpeğini ya da işte o Fade'in küçük sperm ne onlar bilmiyorum bir şey atıyor. Onları mutlaka kullanman gerekiyor. Her round yeteneklerinin hepsini kullanması gereken bir karakter oynuyorsun genelde öncüysen. O yüzden saklamamaya çalış. Yani Reyna E'si veya da Reyna C'si gibi değil. Dördüncü maddede bu yaptıklarının zamanlaması çok önemli. Genelde ben görüyorum arada takımın sovası veya fade'i round başladığı an Saydın ortasına ok atıyor. Hiçbir işe yaramıyor bu. Saydın ortasındaki oku zaten kırıyorlar. Kırmasalar bile gördüğümüz yerler değişmiş oluyor adamların biz sayda e geldiğimizde. O yüzden takımın içeri girmeye yakınken dur veya E'ye atmalısın Veya niye ben Sova'dan bahsediyorum ya Anladın işte Yeteneklerini boşa kullanmaman gerekiyor Beşinci olarak da line-up öğrenmen gerek Maalesef öncülüğün zor olma sebebi bu aslında En zor rollerden biri bence Gold ve üstelolarda mutlaka line-up bilmen gerekiyor Line-up bilmiyorsan Sova oynama bence Fade de oynama Mecbur değilsen oynama Çünkü hiçbir şey yaramıyor Hep aynı okur rastgele karşıya doğru attığında kırıyorlar Çok gereksiz Sova'nın drone'u sadece iş yapıyor Ama tam performansını almak için biraz line-up öğrenmen gerek Öğrenirsen inanılmaz güçlü oluyorlar senin zevkine kalmış. Öğrenirsen lig atlarsın gibime geliyor. Smokçular yani kontrol uzmanı. bunları kim kontrol uzmanı diyor bilmiyorum. Smok diyor herkes ama ilk ve en önemli kurallar hepsi önemli bunların. Smok çok önemli. bir rolü çok yanlış oynuyor genelde Çok önemli bir kural. Ne hep aynı şey diyorsun bir adam. 3 sumonu da aynı anda atmaman gerekiyor. Astra ve Brim'de geçerli bu tabi Omen'in ilk smok'u var. Yani şu 3 smok attığın an sıçtın. Bitti. Tamam çok güzel. Sayda girdin. Bombayı kurdun. Burası. Bu kadar hızlı girebileceğini zannetmiyorum. Biraz da oyalandın diyelim o yüzden. Şimdi bu bombanın 35 saniye süresi var galiba. Bu adam YouTuber bilmiyor anasını. Öyle bir şeydir. Bu smoklar birazdan bitecek. Ne yapacaksın? Hiçbir şey. Sana smok atacaklar. Mal gibi kalacaksınız burada. Anladın mı? Sıkıntı çok büyük bir sıkıntı. Onun yerine şöyle smok atabilirsin. Her zaman bir tanesini bırakman gerekiyor kısaca. Direkt sana öyle söyleyeyim. Geçmek istiyorsan videoyu. Bir tanesini mutlaka bırak. Al bunu yap. Şu an buraya smok atmaya gerek kalmadı. Hem de sen burayı smoklarsan takımın buraya açılamamış oluyor. Buradan isteyen gelebiliyor. Kötü yani. Al burayı kur. Sonra gel zaman bitince ne bileyim. At buraya. Şimdi buradan gelenlerin bir şey yapamayacağı bir duruma soktun. Anladın mı? Bir simonu sakla. Bu. İkinci kural. Öncüyle benzer bir şey aslında. En önden gidip ölme. Öncüden bile belki daha önemli burada senin ölmemen. Hatta defansta karşına 3 kişi çıktıysa ve aralarından biri smoksa ilk onu vurman gerekiyor. Bir tek onu vursan bile yeter. Çok önemli Smok'un baş dönmesi. Çünkü sen sayda smoke atmazsan takımın sayda girmesi neredeyse imkansız. Ve sen smoke'larını atamadan ölürsen satıyorsun maçı. Bitti. O round bitiyor yani büyük ihtimal. Yapma. Mutlaka geriden oyna. Smoke'larını at sonra istediğini yap. attıktan sonra eline bıçak alıp koşabilirsin. Karakterin bir işe yaramıyor ondan sonra. Dördüncü ve en büyük hata olarak gördüğüm Bunu genelde smoke oynamayı bilmeyen Smoke kalmış insanlar yapıyor Rezalet bir hareket yaparsanız Roundu bitirmiş oluyorsunuz yapmayın Şöyle smoke atmak Zaten 3 tane atmayın demiştik o ayrı da Bu ne şimdi Hadi geldin buraya plant attın Atağın amacı sayda dağılmak plant attıktan sonra Tüm takımını buraya tıkıyorsun Şu an tüm takımı burada oynamak zorunda Buraya aldınız planti buraya çekildiniz 5 kişi burada bekliyor şu an Senin yüzünden senin attığın smoklar yüzünden. Ve sayıda ilerleyemedin. Onun yerine olması gereken şey. Buraya bir smok atılmaz hiçbir zaman bind'da. Bunu yapan çok var. Asla lambaya smok atmayın. Alınması gereken bir yer lamba. Atılabilecek smok. Bir tane buraya atılabilir. Heaven'ı smoklamak için. Veya şunun üstüne atılabilir. Ben çok smok oynayan biri değilim ama genel smoklar bunlar. Burası Heaven'da kapamış oluyor. Bunu yapabilirsin. Bir de üstüne CT kapatırsın. Çünkü sayıda açılman gerekiyor. Al mis gibi şu an. Buraya kurdun. Heaven'ın kontrolünü buradan aldın. Heaven'ın kontrolünü daha rahat almak istiyorsan direkt böyle smoklarsın. Şu an buradan da gelen olacak tabii sizin. Al buraya aldın. Şimdi sen burada lambayı smoklasaydın. Ya ben ne anlatıyorum ya? Bu değildi konu. Neyse kısa geçiyorum hemen. Bak lambayı smoklasaydın buraya alamıyorlar. Oha çok kötü. Ama buraya alan insan burayı da almış oluyor. Tüm side'ın kontrolsüz de oluyor. O yüzden lamba smoke atmayın. Çok alakasız. Ekstra bonus bilgi. Like at video. yu bu kadar iyi youtuber olamaz. bonus bilgi veriyor. Bir smoke uçaklıyor. Smoke'da diğer bir en önemli şey de. Bunu çok fazla anlattığım için <laughs> kısa anlatacağım. Smoke'unuzu böyle atmanız gerekiyor. Yani çıkacakları bir yer olmaması gerekiyor. Bu smoke'u eğer böyle atarsanız. Buradan çıkabilirler. Bu çok kötü bir smoke. Size daha çok zarar verir. Yani şöyle çıkabiliyorlar veya buradan çıkabiliyorlar. O yüzden böyle asla atılmaz. Smoke her zaman böyle atılır. Bu kadar. Bunu daha önce çok videoda anlattığım için üstünden çok ıı, durmadan geçmek istiyorum. O kadar. Son söyleyeceğim şey de smokeların lurk gitmesi mantıklı. Brim hariç olabilir biraz. Brim'in çünkü hem Molotov'u var hem smokeları çok uzağa atamadığı için lurk'e giderse yetiştiremeyebilir. Ama smokeların lurk gitmesi genelde en mantıklı şey. Farklı bir sayıda veya midi midi bebebe. Be be. Farklı bir sayıda veya midi gitmeniz gerekiyor smokelara. Özellikle Omen ve Astra çok iyi bu konuda. Öyle yapın. Mesela bu klipte ben Omen'le 4'e gidip tüm takımın ağzına sıçtım arkadan. Ve ama çok önemli bir detay. Lörke giderken takımınıza mutlaka smoke atmanız gerekiyor. Onu yapmazsanız rezalet bir olmuş olur o. Yapmayın. Bu klipteki gibi yapabilirsiniz kısacası. Düellocu. En sevilen genelde en çok alınan ve en salak saçma oynanan rolde bu biraz aslında. Düellocudaki ilk kural zaten entry denmesinin sebebi side açması gerekiyor düellocunun. O yüzden senin lörke gitmemen gerekiyor. Düellocu en son lörke gitmesi gereken karakter. Hepsinde böyle. Neon'da bile. Neon hızlı koşuyor diye lörke gidiyorlar ama Neon'un duvarı ve stanı var. Takımın ihtiyacı var bunlara. Takımınla gitmen gerekiyor zaten. Lütfen Reynar ödülleri bırakın artık. Defansta düellocuların tamamen eğimine güvenmek dışında yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü yetenekleri sahip tutmuyor, uygun değil. Reis hariç belki biraz. O yüzden aslında defansta biraz agresif oynamak mantıklı oluyor düellocularla. Mesela buradaki gibi. Saydın içinde beklemek yerine hızlıca geri kaçabilen veya kendime duvar açabilen bir karakter olduğum için pushlayıp kill almayı ve bunun riskini de göz almayı göze aldım. Ne konuşamıyorum. Bunu üçüncüye söylemeye çalışıyorum galiba. O yüzden böyle. Her round yapamazsınız ama bunu. Arada agresif olmanız gerekiyor. Düellocular adı üstünde düelloya çıkan karakterler olduğu için bunu yapması gereken sizsiniz. Çıkıp düello yapman gerekiyor. Bir diğeri, iki düellocu aynı siteyi tutmamalı. Aynı gözcülerdeki gibi tutabilecek bir yeteneğiniz olmadığı için iki gözcü bir siteye tutarsa büyük ihtimal takım oraya gelir. Çünkü tutabilecek bir yetenek yok. Eğimden başka bir şeyiniz yok. Bu önemli bir kural. Farklı sitelere gitmeye çalışın. Kilinin fazla olması demek düellocu oynarken iyi bir düellocu olduğunun anlamına gelmiyor anda. İyi bir düellocunun o killleri sayıda açarak ve takımına katkı yaparak almış olması gerekiyor. Takımını baitleyerek veya round sonunda aldığın killler takıma hiçbir katkı sağlamıyor. 2'nin üstünde olması gerekiyor en az aldığın first blood'ın. İlk kana nasıl bakılıyor? Şuradan mesela MVP olmuşum. Kaç ilk kan? 2. Kötü. Gayet kötü. Çünkü takımda şuraya bak. Neon 3 almış. 2 düellocuymuşuz. Kötü değil o zaman. 2 düellocu varsa 2-3 fena olmuyor. 5 ilk kan olmuş olur. Başka bir tane bakalım. İlk kan 4. Chamber'da 5 almış. Chamber'da çok rahat ilk kan alabilen bir karakter. 4 mesela çok iyi. Gayet işini yapmış oluyorsun. Buradan bakabilirsiniz. Alınan ilk kan kısmında. Bunlara bakın. Mesela bu. Alınan ilk kan 0. Tamam ağzımıza sıçmışlar. Çok ilk kan alacak bir yer yok ama eğer geneli böyleyse oyunların ve sen en üstlerde oynuyorsan 1-2 first varsa yani ilk kanın varsa üzgünüm ama doğru oynamıyorsun düellocuyu. Son kuralda genelde görüyorum sayda girip de gelmiyor diyen düellocular oluyor öldükten sonra bunun sebebi takımına ne yapacağını önceden söylemen gerekiyor bir kere iletişim önemli ikinci olarak da takımının yeteneklerini seninle beraber kullanması gerekiyor mesela bu klipte anlattığım gibi smoke ben girerken atıyor smoklarını arkada bekliyor breach stun'ını ve flash'ını ben girerken atıyor ben her şeyimi kendim girerken atıyorum bir zahmet ne zaman atacağım zaten başka ama bu karşı takıma bakın sadece. Ne yapacaklarına şaşırıyorlar. Çünkü her şey üstlerine aynı anda iniyor. Böyle rastgele zamansız oynamıyoruz. No smoking. Let's go. Three. <laughs> Çekilin yoldan. <laughs> Dikkat. Hızlı <tosuz. gülüyor> hızlı. Yerde. Yavaşsın. Nice entry. Bugün <laughs> var var var. Stop. Nice. Can I heal me? Yeah. Şimdi ben burada bunların hiçbiri olmadan içeri koşmuş olsaydım büyük ihtimal ölecektim. Çünkü yapacak hiçbir şey kalmayacaktı. Tek başıma 3 kişiyi öldüremem. Bu arada Brim'de bok gibi sumok atmış. Allah da belanı versin. Ne biçim bu sumok bu ya. Kısacası takımın yeteneklerini beklemen gerekiyor. Takımın yeteneklerini kullanmıyorsa yapacak bir şey yok. Kötü oynuyorlar demek oluyor. Bu konuda açıklarım bu kadar. Kısaca olması gereken oynadığın role hakim olman gerekiyor ve oynadığın rolün amacını bilmen gerekiyor. Rastgele oynayamazsın kazanmak istiyorsan tabii ki. Yani sova alıp, sky alıp veya ne bileyim smoke alıp Lörke gidip veya en önden gidip ölürsen takımın senin yüzünden kaybetmiş oluyor orandı. Böyle düşünerek oynamalısın. Veya düellocu ile Lörke gidiyorsan sayıda atacak biri kalmıyor. Chamber oynayıp takımınla gidiyorsan CS: mi oynuyorsunuz? Adamın sadece silahı var başka yeteneği yok. Ne oynadığını anlaman gerekiyor kısaca. Ona göre oynayış tarzını değiştirmen gerekiyor. Oynayış tarzına uymayan şeyi de oynamamalısın. Bak ben hiç Sova'dır, Sky'dır, Smoke'dur oynamıyorum. Çünkü o tarz bana uygun değil kötü oynuyorum. Eğim dışında böyle şeylere dikkat ederek daha çok gelişirsiniz emin olun. Bu eğimden daha önemli yani. Bu kadar da Görüşürüz. Video vidéo Bye bye.